Burcu Hanım siyasette tecrübesiz bir isim değil. Tecrübeli bir isim. Bildiğim kadarıyla 3 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup başkan vekili. Ama şu ayrıntıyı ortaya koymak lazım. Burcu Hanım Kemal Bey'e yakın bir grup başkan vekili. Diğer iki tanesi Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın da diğer işte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikisi, ekibine yakın bir grup başkan vekilleri. Şimdi zaten kurultay öncesi de Burcu Hanım'ın işte Kemal Bey'e desteği açıklamaları zaten kamuoyunun önünde cereyan etti. Ama şunu ortaya koymak lazım. Şimdi Burcu Hanım biliyorsunuz evvelinde belki Tolga Bey o meseleyi daha ön planda değerlendirme imkanı bulacaktır. Grup başkan vekilliğinden çok haz aldıklarını zannetmiyorum şu anki yönetimin. Hı hı. Ki kendisini zaten Afyon Belediye Başkanı da yaparak ki Afyon'da 3 dönemdir milletvekili olarak çıkıyor. Grup başkan vekilliğinden de feragat ederek o vazifeyi ifa edeceği değerlendirdi ama Burcu Hanım buna dahil olmadı, itibar etmedi. Hem grup başkan vekili görevini sürdürerek hem de belediye başkanı görevi içerisine girdi. Şunu net olarak söyleyebilirim. Burcu Hanım neredeyse 2 aydır Kemal Bey'le bir görüşmesi vesaire söz konusu değil. Yani bunun Kemal Bey'in direktif ve talimatlarıyla yapıldığını iddia edenler iftira atıyor. Ki bugün işte bir gazeteci bununla ilişkin bir yayınında ifadeler dile getirmişti. Kemal Bey buna ilişkin çok sert bir açıklama yaptı. Ağır ve sert. Direkt muhatabına yönlendirerek bunu ifade etti. O gazeteci de bugün işte kendince belli cevaplar vermiş. Çünkü operasyonel hareket ettikleri mutlak. Çünkü daha evvel de 2018'de Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçimi sonrasındaki süreçte de bunu birebir gördük. Şimdi burada bunu Kemal Bey'e yıkmak istediler. Kemal Bey'in açıklaması bunu zaten etkisiz hale getirdi. Burcu Hanım şunu söyledi. Ben Afyon gibi bir yerde belediye başkanı adayım. Afyon'un da milliyetçi hassasiyetleri ortada. Şöyle yani, bir parantez de açalım. DEM Parti'nin orada teşkilatı bir örgütü bile yok. Neden böyle bir açıklama? Şuraya geleceğim. Burcu Hanım'ı özellikle Afyon sokaklarında işte partinin tüzel kişiliği, bir de siz partide bir göreviniz, vazifeniz var. Grup başkan vekilisiniz. Sizi gören herkes sizin parti, bu Atatürk'ün partisi, Cumhuriyeti kuran parti, ne yapıyorsunuz siz? Niye artık, demleniyor diye soruyorlar. Yani demle niye bu kadar artık sıkı fıkı? Kemal Bey zamanında da bir diyalog vardı ama bu kadar açık ve net bu götürülmüyordu. İşte biraz önce Mustafa abi de gösterdi, işte bir yayında ifadeler var. Açık olarak yapıyoruz diye söyleyen sözcüleri var. İşte Burcu Hanım bu tepkiyle karşılaşınca ki %10-12 civarında oy vardır Afyon'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İşte 25-30 civarında Milliyetçi Hareket Partisi'nin, onun da bir miktar üstünde AK Parti'nin oy var. Yani güçlü bir sağ muhafazakar seçmen kitlesi var. Hı hı. Şimdi siz burada bir kapı açmanız lazım, hezimete uğramamanız lazım. Tabloyu da görüyorsunuz. Sizi kızımız olarak biz çok seviyoruz. Bizi iyi temsil ediyorsunuz. Ama partiniz böyle bir sürecin içerisinde. O böyle bir açıklama yapma gereğini bundan dolayı duyduğunu ifade ediyor. Yoksa benim bir başkaca bir ajandan, bir planım, bir organizasyonum yok diye. Ama çeşitli mihvaller hem bu şekilde açıklamayı yaparak hem tepkisini koyup, yani bir taşta iki kuş vurduğu yönünde, hem seçmen nazarında kendisini bir yöne etkili hale getireceğini, hem de kendisini tavsiye etmek isteyen işte Özgür Özel ve ekibi, grup başkan vekili olarak orada istemeyen ekibe de bu şekilde mesaj vererek, ki bakın özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın sosyal medya hesaplarına işte genel başkanımızı bulduk, Atatürk'ün kızı noktasında değerlendirmeler yapan, bir nevi kahramanlaştıran birçok şey var ki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ partisine davet etti. Tabii.